بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرف لدن أم مشتق أم وهي أم لطلب التعيين يعني تعييني طلبت مك طلبت مك شندر مثلاً مثلاً Yani ben biliyorum sen bir ilim okuyorsun. Yani fakat o ilim fıkıh mıdır, nahiv midir? Bunu kesinleştirmeye çalışıyorum. Diyorum ki edraste'l fıkha em nahve? Sen nahu ilmini mi öğrendin yoksa fıkıh ilmini mi öğrendin? Bak burada ne yapıyorum? Tayin etmek istiyorum. Kesinleştirmeyi istiyorum. Acaba o öğrendin nahiv miydi yoksa fıkıh mıydı? Bak li talabet ta'yini bir şeyi tayin etmek, kesinleştirmeyi talep etmek için kullanılıyor bu em. Tabi ba'de hemzetin istifami, istifam hemzetinden sonra, bak <laughs> bu hemze, hemze istifamdır, bundan sonra em geliyor ve bu em li talabi tayinidir. Yani e, talep ediyor. Diyor, edereste el fıkha. Sen fıkıh ilmini mi öğrendin? yoksa nahu ilmini mi öğrendin? Yani bunu tayin etmek istiyor. O yüzden bunu soruyor. Evet. Harf atıfın em de bitti. Sıra geldi immeye Harf atıflardan bir tanesi de immedir. Bu imme harf harfi atife olabilmesi için e, bakın şöyle örnekte göstereyim. Tezevvec imma hinden ve imma uhtaha tezavvaç evlen, imma zihinden ya hint evlen ve imma uhtahavet onun kardeşi evlen. Şimdi harfi atıf e, olarak bahsettiğimiz imma bu birinci imma değil. A, bu ikinci imma harfi atıf diye bahsedilir. Yani birinci imma hakkında kimse dememiş harfi atıftır. Zaten bu ikinci imanın harfi atıf olabilmesi için bu immadan önce böyle bir imma geçmesi lazım yani ha. <laughs> Evet. Ee, bu immanın harfat olması için ondan önce bir tane imma geçmesi lazım. O yüzden diyor ki bu imma harf atıf olmasının şartı şudur. Bir şartı şart ile şartıyla en yani tüsbaka geçmesi şartıyla e, o tüsbaka imma geçecek ee, bir misliha aynı misli. Yani bu immanın öncesinde aynı misli geçecek. Bakın burada bir tane daha imma geçmiş. Onun aynı benzeri misli. Vehiye bu imma Mislu ev. Ev gibidir. Harf hatıları ev. Ev gibidir. Fil manain, iki anlam bakımından iki mana bakımından ev gibidir. O iki mana neydi? Hemen hatırlayalım. Takhir ve e, ibaha. Burada şöyle yazalım. Ey O iki mana takhir ve ibaha. Takhir ve ibaha e, yönüyle <laughs> ev gibidir. Zaten bir önceki dersimizde biz işledik. E, ev iki manası var. Şöyle söyleyeyim bak. ev iki manası Takhir bir de ibahadır. Her bir farklı da yapmıştık. Orada anlatmıştık. İşte bu imme da e, o iki mana bakımından yani takhir ve ibaha bakımından aynı ev gibidir. Tabi takhir dedik Ma'tuf ve ma'tufu arasında cem mümkün değil. Ama ibaha ma'tuf ve ma'tufu ma arasında cem'i yapılabilir. Aralarındaki fark da söylemiştik. Nahu kavlihi teala. Ayet-i olduğu gibi. Fe şuddül vesa'ka fe mennen ba'du ve imme fidan. Bak burada ve imme. Bu ve imme harfi atıttır. Çünkü ondan önce bir imme geçmiş. O yüzden bu harf atıttır. Ve burada ibahat içindir. Ve nehu tezavvaj imma hinden ve imma uhtah. Mesela burada imma harfi atıftır. Çünkü ondan önce bir imma geçmiş ve buradaki imma e, takhir için kullanılmış. Takhiri aynı zamanda örnektir. Takhir anlamını burada ifade ediyor. Harfi atıflardan geldik. Bel. <laughs> Yedincisi beldir. Ve hiye bu bel lil idrabi. İdrab içindir. İdrab Mesela şöyle. Mâ ce'e Muhammedun bel Bekr, Muhammed gelmedi bel Bekrun. Bilakis Bekr Bekir geldi. Burada mesela önce buna matfale yönelirken ondan vazgeçiyorsun. O yokmuş gibi davranıyorsun. Sonra matufa yöneliyorsun. Buna idrab diyoruz. Matufa yüz çevirip matufa yönelmek. Ve ma'nahu bu idrabın anlamı cealu yapmaktır. Ma kablaha yani bu belin makabli yani Muhammed bunu yapmaktır fi hükmül meskuti anhu fi hükmü şu hükme katmaktır meskuti an yani üzerinde susulmuş yani sanki hiç ondan bahsetmemişiz orada susmuşuz direkt Bekir kullanmışız gibi yani ha. İnsan demişiz macaya Bekrun demişiz yani ha. evet işte bu bel idrab içindir ve işteratu lil atfi biha ve şart koşulur lil atfi biha bel ile atıf yapabilmenin şartı şartta iki tane şartı var. Bu e, atf edeceğimiz kelime müfret olması lazım. Cümle olmaması gerekiyor. Bir de belden önce istifham geçmemesi lazım. iki şartı var. El evvelu birinci şart en yekunel ma'tufu Abu Ma'tuf yani Bekir olacak. Biha yani bu bel ile yapılan bu ma'tuf müfreden müfret olacak la cümleten yani cümle olmayacak. Yani bel cümleyi atfetmiyor, müfredi atfediyor. Onda yapılan atıf müfret olması lazım. Ve sen ikincisi de elle yesbiqaha istifham. O belden önce istifam geçmeyecek. Belin iki şartı var. Bir, e, matuf müfret olacak. İki, belden önce istifam bulunmayacak. Evet. Harfi atıfların sekizincisi la'dır. Ve hiye bu la harfi bu harfatı tenfi nefi diyor. Ama ba'daha ma ba'dinden nefi diyor. Nefsel hükmü. Hükmün kendisini hükmün kendisini nefi diyor. kaldırıyor. ''Ellezî o hüküm ki sebete sabitleşmişti lima kableha. Ma kabli için sabit olan hükmün kendisini ma ba'dinden kaldırmak içindir la. Mesela ce'e bekrun diyorsun. bu lan makapsi bekrin gelmesidir. Gelme bir hükümdür. Bu gelme bekir için sabittir. Bu var. Bu hükmü mabadinden kaldırıyor. La halidun ama halid gelmedi diyor. Harf atıflardan bir tanesi de lakindir. Lakin ve ye bu lakin tedullu delet diyor. Ala takriri yani ala ta'yin ta, yin, ta kesinliğine hükmü ma kabla. hükmünün kesinliğine dair diyor. Mesela uhibbul kusala. Yani tembelleri sevmem diyor. Lakinin müştehidine fakat müşte çalışanları severim. Ma hükmü sabit. Ma hükmü sevmiyorum. O hüküm sabittir. Onu takdir ediyor. Bu ispati dıddıhi dıddı hükmü. O hükmün zıttını sabitliyor. Lima ba'da ma ba'da için. Yani <laughs> makabinde sevmediği bu kesinleştiriyor. Ama mabadinde ise işte kaldırıyor o olumsuzluğu. E, fakat bunları bak burada la yuhibbu burada ise uhibbu. Fakat çalışanları severim. Ve işteratu şart koşulur lil atfi biha lakin ile atfa yapmanın şartı selâfetü şurutin. Üç tane şartı var. Bir, en yesbikaha nefyun öncesinde nefi girecek. Bak, lakinden önce nefi geçmiş olacak. Ev nehyun veya nehi fark etmez. İkisi şey bir de zikirecek. Bir de ve en yekunen ma'tufu biha. Bir de bu lakinle yapılan bu ma'tuf müfreden ve müfred olması lazım. Yani cümle olmaması lazım. Bu dedi iki. Üçüncüsü de ve en la vav Bu lakinin öncesinde vav bulunmayacak. Lakinden önce vav bulunsa bu lakin harf atıf değildir o zaman. Onunla atıf yapılmaz. Uvvav harf atıf olur. Harf atıflardan onuncusu ve sonuncusuna geldik. Hattadır. Bu hatta vehyelit tedrici vel gayeti. Tedricliği ifade ediyor. Yani bir şeyin e, peyder pey tü kendini ifade ediyor. Bak tedric. Gaye. Bak yemutun nasu insanlar ölür. Hattel enbiyav. hatta peygamberler bile. Yani ee, hepsi teker teker ölür. Hatta peygamberler bile e, ölür yani. Bak ve tedric şudur. Hu <laughs> ed delalet ediyor ala inkıdayı tükenmesine hükmü. O hükmün tükendiğine der diyor şeyen fe şeyen. Yani şey şey peyder pey azar azar onu dikendiğini ifade etmek için kullanılıyor. Nahu yemutun nasu hatta el Bak burada peyder pey ne ifade ediyor? Tedriciliği ifade ediyor ve teati hatta ibtidaiyeten teati gelir hatta geliyor ibtidaiyeten bazı hatta e, harfi ibtidai olarak geliyor yani gayri atifetin harfi atife olarak değil de ibtidai olarak da gelebiliyor tabi ıza kere ma ba'da cümleten eğer hattadan sonrası cümle olursa hatta ibtidaiyedir nehu ca'a ashabuna hatta خالد hadirun bak halidun muta hadirun o cümlesi Bah, cümle ismi oldu. Hattadan sonra cümle geldi. O zaman bu hatta iptaiyedir. Ve tati jarratan hatta harfi cer geliyor. Nahu kavu hatta matla'il fecr hatta harfi cer gelmiş burada. Yani demek hatta iptaiye olarak geliyor. Harfi cer geliyor. Ve lihaza bu sebepten ötürü ve lihaza ve li itiyani hatta ibtidaiyeten ve jarratan Hatta ibtaya ve cahre olada geldiğinden dolayı. Kale'l muellifu. Nel söylemiş. Ve hatta. Fi ba'dil mavada'i. Demiş hatta harfi atifedir. Fi bazı mavada'i. Bazı Çünkü bazen de. İptaya cahre de olabiliyor ya. O yüzden bakın metinde göstereyim. Dedi. Ve hatta harfi atifedir. Fi bazı mavada'i. Metninde. O şekilde ıı, söylemişti. Yani ha. Evet. Geldik. Hükmü hurufül atfim. Harfatların hükümleri konusuna burada kalsın. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain.